Ya biliyorsunuz geçen hafta hangi gündü Demirtaş kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin salı günü çıktı. Salı günü. Ee, ahim kararı Demirtaş'la ilgili. Tabi bunun yankıları şimdi yeni 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 açıklamalarla birlikte sürüyor Demirtaş kararının. Asgari ücreti konuştuktan sonra şimdi gelelim Demirtaş e, siyasetteki Demirtaş kararı polemiğine. Ne, ne yaşanıyor? Ya bir kere e, 25 Aralık'ta yani e, birkaç gün önce CHP lideri Kılıçdaroğlu ahim kararını uygulanması zorunlu karara uymaz uymam dersen hem Avrupa'dan tecrit oluyorsun hem de kendi kendi anayasana uymamış oluyorsun e, böyle bir durum demokrasi algısını sıfıra indirir bunun faturası ağır olur peki uygulamaması şaşırtıcı mı olur hayır diye bir açıklama yaptı. Ee, biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş'la ilgili kararında Türkiye'nin Demirtaş'ı serbest bırakmak için gerekli tüm önlemleri alması gerektiği de ifade edilmişti. Bu arada Cumhurbaşkanı bugün yaptığı açıklamada bu konuyla ilgili şöyle bir tavır koydu. Ee, ahim ülkemizle ilgili bir davada kendi hukuki süreçlerine İspanya ve İtalya gibi ülkelerdeki benzer yargılamalarda verdiği kararlara aykırı bir tavır sergiledi. Biz de bunun üzerine çıktık. Bu çifte standartlı, hukuki değil, siyasi sahiplerle verilen kararı uygulamayız dedik. Vay efendim sen nasıl böyle bir şey söylersin? Demek kendileri bu işlerde yetki sahibi olsalar elinde onlarca insanın kanı bulunan bu terör destekçisini hemen serbest bırakacaklar diye Kılıçdaroğlu'na cevap verdi. Yani tartışma şöyle yürüyor. Bir taraf diyor ki ya ahim karar verdi Cumhuriyet Halk Partisi. ...sen bunu diyor uygulayacaksın diyor... ...uygulamazsan olmaz... Ee, ...bunun faturası da ağır olur diyor... ...bir tarafta yani iktidar kanadı da diyor ki... ...bu karar çifte standartlı... ...hukuki değil siyasi sahiplerle verilmiş... ...ben bunu uygulamam diyor... Vay e, ...sen bunu nasıl uygulamazsın... ...nasıl böyle bir şey söylersin... ...diyenlere de... ...demek ki siz diyor... ...terörist öylesi dinlemeyeceksiniz... Ah, ahim böyle bir karar verdiğinde şak diye bırakacaksınız... ...şimdi şey böyle yani iki... Ben iki yaklaşımı koyuyorum ortaya. İki yaklaşım var. Yaklaşımlar böyle tebarüz etmiş, belirginleşmiş, açığa çıkmış durumda artık, netleşmiş durumda. Ee, İyi Parti'de galiba biraz bu görüşe, yani CHP görüşüne daha yakın e, Yavuz Ağıralioğlu ahim kararını uygulanmalı demiş, dedi daha doğrusu. Ee, İyi Parti biraz daha belki... Orada farklı bir yaklaşım var. İşte o farkı da gözeterek söylüyorum. Yani ne nedir o fark? O fark şu. Diyorlar ki niye bu kadar geciktirdiniz? Onu hepimiz söylüyoruz. Siz usulü uygulayın. E yine mahkum edecekseniz edin diyorlar. Ha Ahim'in kararına uyun derken onu mu söylüyorlar? Tabii. Yani usulü uygulayın diyor. Terörist diyor. Bir dakika usulü uygulayın demek serbest bırakın mı demek? Çünkü Hayır, eğer usul... yargılanma başlamadığı için serbest bırakın diyor. Ha ya yargılama başlamadığı için. İyi Parti öyle mi diyor Zafer Tanrı? Hayır aslında? şimdi şöyle yargılama zaten devam ediyor. Yani hakkında 8 tane dava var Selahattin Demirtaş'ın. Bir tanesinden 4 yıl 8 ay ceza almış durumda. 16. Yargıtay Ceza Dairesi'nde o şimdi Yanlış son incelemesi Yanlış söyledim. Kararı düşünüyor. çıkartın diyor. Niye yani 4,5 yıl bekliyorsunuz? İyi Parti şunu söylüyor. Ahim kararı uygulansın Hayır. demiyor mu? İyi Parti tam olarak şunu söylüyor. Biz diyor ahim diyor Ahim'in aldığı kararlara uyacağımızı diyor taahhüt ettik diyor. Anayasal olarak. Dolayısıyla diyor Ahim diyor bu kararı aldıysa diyor adamı serbest bırakın. beğensen sen de beğenme. Ama şunu de, da ama, ilave ediyor. Ama şunu, Sonra diyor suçlu bulursan gümbür gümbür de diyor. Yargı tartışılır. Çıkıyor. Şimdi yani niyet canım? Bu da önemli bir nokta değil mi? Önemli bir nokta. Yani Çünkü bunu bu söylemeyen bu partiler da, var. Ya. Vallahi İyi Parti'nin söylediği çok fikrini söylemiş gibi değil yani. Çok böyle bence ikircikli bir tavır sergileniyor orada. Hani ne evet bırakılsın diyorlar, ne bırakılmasın şimdi ben resmi diyorlar. Ya ben şimdi Yavuz Ağarelo eğer diyorsa ki Ahim kararı uygulanmalı diyorsa ahim kararına göre serbest bırakılır. Evet ama nasıl? ben genel merkezden Koray Aydın'ın bir konuşmasını da dinledim. Koray Aydın da diyor ki kardeşim diyor yargılarız diyor cezası ise veririz diyor. Ama sen diyor şeklen diyor ahim kararını uygula diyor. Serbest bırak diyor yani. Serbest bırak diyor. Ahim kararı serbest bıraksa. Evet öyle. Türkiye'nin Ahim kararı, ahim kararı şu bak. Adamı yargılama demiyor ki. Ahim kararı şu. Türkiye'nin Demirtaş'ı serbest bırakmak için gerekli tüm önlemleri alması gerektiğini ifade ediyor. Kararda. E de de karar. Evet evet. Kararlar, evet. Canım, ben... Serbest bırakılmasını istiyor. Kadar açık. Karar. İşte orada bir nüans var ama ben onu tam şu anda terennüm edemedim. Orada söyledikleri suçu varsa suçunu tahakkuk ettirin. Ama Türkiye'yi de Ahim nezdinde Bakın, zor durumda bırakmayın diyor. Kim? İyi parti. Ona, Koray Aydın'ın ifadesi. Ama yani karar e, Aymin kararı her şeyi netleştirmiş. Tutuklamayı siyasi görüyor, hukuki görmüyor. Ondan sonra devam eden yani 2019 Haziran'ı galiba zaten e, Anayasa Mahkemesi bir e, hak ihlaline dayalı bir karar vermiş. Ona dayalı da tahliye olmuş zaten. Ama daha sonra evet. yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü bir gizli soruşturma kapsamı içerisinde tutukluluğun devamı, onu hiç konu etmeden aslında, onun dayanaklarını e, bir anlamda e, e, uzaktan böyle birinciyle ilişkilendirerek kendi başına ayım, burada ha, bütün... Unuttum, ha. onun dayanaklarını sunun ayım ediyor bir de söylediğinde ben unuttum. Tam metni hatırlamıyorum şu anda. Nitekim bu ikinci tutuklulukla ilgili şeyin Demirtaş avukatlarının anayasa mahkemesine Türkiye'de bir bireysel başvuruyu yaptıkları buna ilişkin anayasa mahkemesi de bunu incelediğini henüz karar vermediğini de saptayalım. Buna rağmen AYM bir nihai karar veriyor yani sürmekte olan ve Türkiye'de Ayımcı yanlış canım Ayımcı yani şey o mesela ya. veriyor Peki. ve diyor ki serbest bırakın tamam serbest bırakın tamam karar bu yani şimdi ben e, programın başında yani bu, bu bölümün başında e, Türkiye'de iktidarla muhalefet arasında farklılaşan iki ana yaklaşımı özetledim. E, bir taraf Ahim kararı uygulanmalıdır diyor. Öbür tarafsa hükümet kanadıysa e, bu karar siyasidir, uygulayamayız diyor. Bu karar çifte standartlıdır diyor. Değil mi? Tabi arzu eden yaklaşım bu. İki, daha, iki yaklaşım var. Şaban Bey ne diyorsunuz siz? Sizinle başlayalım. Bu iki ana yaklaşım e, konusunda sizin görüşünüz nedir? Ses devleti işte demokratik, layık, sosyal bir hukuk devletidir. Ee, biz Selahattin Demirtaş olayında ne sayın Cumhurbaşkanının açıklamalarına, ne sayın İçişleri Bakanının açıklamalarına, ne de sayın MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarına itibar edemeyiz. Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir devlet, büyük bir devlet. Dolayısıyla anayasasına göre, bizim anayasamıza göre bizi bağlayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararına uymamız gerekiyor. Her ne kadar ülkeyi yönetenler Selahattin Demirtaş'ın işte hakkında çıkan bu e, tahliye edin, tahliye edilmesi gerekir şeklindeki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına işte düşmanca karar diye itibarsızlaşmaya kalksalar da, bu yönde açıklamalar yapsalar da bu doğru değil. Eğer bir hukuk devleti bu kararın uygulanması lazım. Bakın yarın da 29 Aralık ve Anayasa Mahkemesi'nde Osman Kavala'nın başvurusu görüşülecek. Türkiye 2021 yılına bu yüksek mahkemelerin kararlarını uygulayarak hem Selahattin Demirtaş'ı tahliye ederek hem de Osman Kavala'yı yarın Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karar, karar doğrultusunda muhtemelen oradan da bir işte benzer bir karar çıkacak. Kavala'nın da tahliyesi yönünde bir karar çıkacak. Türkiye 2021 yılını bir hukuk devleti olduğunu göstererek girmelidir. Yani mahkeme kararlarının uygulandığı bir ülke olarak girmelidir. Hatta hatta Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar da ilgili mahkeme tarafından uygulanmalıdır. Bu çünkü bu bu üç karar yani Osman Kavala hakkında yarın çıkacak olası karar onu bir kenara bırakırsak Demirtaş ve Enis Berberoğlu kararları Türkiye'de hukuk devleti e, kimliğine anayasaya büyük bir <laughs> aykırılık oluşturuyor. Yani hem biz hukuk devleti izleyeceğiz. <laughs> özür dilerim. Hem de Anayasa Mahkemesi'nin ve bizi de bağlayan insan hakları mahkemesinin kararlarını uygulamayacağız. Neden uygulamayacağız? Efendim, ülkeyi yöneten siyasetçiler subjektif değerlendirmelerle işte Demirtaş'ın terörist olduğunu söylüyorlar. E kardeşim o zaman bu Selahattin Demirtaş terörist ise Bakın ben baktım biraz önce yine. 4 Kasım 2016 tarihinde tutuklanmış Selahattin Demirtaş. 4 Kasım 2016. Üzerinden tam 4 yıl 1,5 ay geçmiş Ahmet Bey. 4 yıl 1,5 ay. 4 yıl 1,5 ayda e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Sayın İçişleri Bakanı'nın 50 kişinin ölümüne neden olmakla suçladığı Demirtaş hakkında bizim mahkemelerimiz, Türk Adaleti bir hüküm tesis edememiş. Ha etmiş bir tahliye kararı vermiş. işte gece yarısı başka bir savcılığın soruşturması, başka bir soruşturması bahane gösterilerek cezaevinden çıkmadan tekrar tutuklama kararı verilmiş. Yani hakikaten bir hukuk, Türkiye'de hukuk iyice siyasallaştırıldı. Ve daha çok iktidarın subjektif değerlendirmeleriyle, yani muhalefete başka bir hukuk uygulanıyor Türkiye'de, iktidar mensuplarına başka bir hukuk uygulanıyor. Bu da ülkemizin güvenliğini, yani hukuk güvenilirliğini hukuk devleti olma vasfını büyük e, zafiyete uğratıyor. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı bir yandan da bunun farkında olmalı ki e, önümüz yıl çok ciddi anlamda bir hukuk ve ekonomi reformu yapmaya hazırlanıyor. İşte Sayın Adalet Bakanını Ekonomi Bakanı ile birlikte, Sayın Lütfi Elvan'la birlikte TÜSİAD'a gönderdi. Yani ekonomik olarak güven kazanabilmemiz için, yabancı yatırımcının güvenini kazanabilmemiz için hangi değişiklikleri yapma, yapmalıyız diye bir arayış içinde AK Parti iktidarı. E, mecliste muhalefet partileriyle görüşmeler yapıyor. Yine Adalet ve Kalkınma Partisi yetkilileri hukuk reformu için. Ama bir taraftan bunları yapacaksın. Bir taraftan da İnsan Hakları Mahkemesi kararını uygulamayarak, yani subjektif gerekçelerle uygulamayarak e, Türkiye'yi, yani Türkiye'nin hukuk devleti vasfına çok büyük bir darbe indireceksin. Bu aynı zamanda Anayasayı da çiğnemek anlamına geliyor. Yani AYM'in kararını uygulamamak, Anayasa Mahkemesi'nin kararını uygulamamak bizim anayasamıza aykırılık teşkil ediyor. Ya bunun bugün hani belki bir yaptırımı olmayabilir. Yani gerçi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararının uygulanmamasının işte bir yaptırım şeyi var, hiyerarşisi var bildiğim kadarıyla. İşte Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki Avrupa Konseyi üyeliğinden İhraca kadar gider bu iş diyor. Sayın Kılıçdaroğlu da haklı olarak hukuk devletini ve demokrasiyi özümsemiş bir lider olarak mahkeme kararlarının uygulanmasını talep ediyor iktidardan. Eğer Sayın Cumhurbaşkanının ve Sayın İçişleri Bakanının ve Sayın Bahçeli'nin söylediği gibi Selahattin Demirtaş 50 vatandaşımızın ölümüne neden olmuş bir terörist ise bizim mahkemelerimiz neden 4 yıl 1,5 aydır Selahattin Demirtaş'ı mahkum edemedi, delillendiremedi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu iddiasını. Dolayısıyla hani ben bu kararın tartışılacak bir boyutu olduğunu düşünmüyorum. Zaten hükümetin de bu kararı uygulayacağını düşünüyorum. AYM'in kararını, Demirtaş kararını. Ama iç kamuoyuna yönelik Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüleri her zamanki gibi istismar amaçlı, işte Demirtaş terörist, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'ye ayrımcılık yapıyor, bölücülük yapıyor gibi ya tamamen iç kamuoyuna bu tür bir propaganda yapıyorlar ama <gülüyor> ben <gülüyor> kararı uygulayacaklarını düşünüyorum. Bir de bir de işte o Batasuna Partisini kapattı da işte Demirtaş'ı niye tahliye ediyor gibi bir kıyaslama yapıyorlar. Batasuna Partisi ile Demirtaş olayı tamamen farklı, çok çok farklı iki olay. Dolayısıyla o da hani yanlış bir kıyaslama diye düşünüyorum. Peki teşekkürler Yaşar hocam. Diyor ki yani kardeşim sonuçta sen ahim kararlarını uygulayacağına dair e, imza atmışsın. Uygulayacaksın diyor yani Şaban Sevinç'in. Demiş Şaban Bey yani yaklaşımı bu. Evet. Şimdi evet. Ya hukuk devleti isek o bölümü için şunu söylemek gerekir. Yani ahim kararları ara kararların ya da kesin kararların aslında bir daha değerlendirilmek üzere hak ihlallerine dayalı bir karar merciidir bunların bir daha değerlendirmek üzere verdiği kararlardır esas itibariyle. Yoksa suçun e, olup olmadığını belirleyen merci değildir. Bunu bir kere net saptayalım. Ha tekrar onu da yine Türk mahkemeleri o kararı alır. O usul e, hataları, hak ihlalleri yönünden, insan hakları e, yani o sözleşmenin hükümleri üzerinden gerekçelerini haklı görüyorsa onların önemli dayanaklarını irdeler ve tekrar o ara kararı gözden geçirir. Nihai kararsa tekrar yargılama kararı da verebilir. O süreç öyle işler. Şimdi 158 sayfa karar. İşte olabildiğince okumaya çalıştım. Bir özeti de var yardımcı oluyor. İçinde tabii şeyler var. Demirtaş'ın bir takım söylemleri var. Onları nasıl yorumladığına baktım. Hatta yarınki yazımda bunu ayırdım. Çok da merak ettim. Yazımda da soruyu sordum. Ayım için terörist kimdir? kime terörist denir? Hangi eyleme terörle bağ, terör örgütüyle bağ, terörü övme, terörü destekleme e, diyebilir AİM? Bu Avrupa ülkeleri söz konusu olduğunda AİM bu tanımları nasıl yapar? Örneğin Türkiye söz konusu olduğunda AİM nasıl görür? Bir kere çok açık söyleyeyim. Yani AİM siyasi olarak meselenin içine girmiş, hüküm vermiş, Demirtaş'ın terör örgütüyle terör eylemleri o 6 8 Ekim olaylarıyla birçok müşahes örnekleri var. Yaptığı konuşmalar var. Onları değerlendirirken bunları böyle işte siyasi yorumlama, belki ağır bir siyasi yorumlama şiddetle bağda olmayan hiçbir şekilde bir yorumlama yaparak sonuca varmış. Şimdi bir şey okuyayım size. Şeyde var, kararda var. Bu Demirtaş'ın konuşması nerede yapmış? DTP'nin olağanüstü kongresinde yapmış. Çok konuşmalar var da bir tanesi bu. Hendek terörün yaşandığı dönem. Bugün Cizre'de, Silopi'de, Yüksekova'da, Sur'da veya bir başka yerde, Nusaybin'de teröre ve teröriste karşı mücadele edilmiyor. Devleti kastediyor. Bir halkın tamamı hedefe konulmuş durumdadır. Hak ve özgürlük isteyen Kürtlerin hepsini terörist ilan edip gereğini yapacağım derseniz, 15 milyonluk halk da eline elinde ne imkan varsa sizin faşist uygulamalarınıza karşı tabii ki direnir. Orada direniş meşru olur diye uzayıp giden bir konuşma. Ayın bunu bu direnişi bu konuşmayı terör bağı ya da oradaki o e, yapılan terör eylemleriyle bağ kurmamış. Böyle yorumlamamış. Bunu bir sert eleştiri olarak görmüş. Bunu bunu değerlendirelim bakalım. Yani o günlere bir gidin biraz zorlayın hafızanızı. Yani terör örgütü sahada yok. Halk, halka karşı devlet bir kıyım karar vermiş. Dolayısıyla faşist bir uygulama yapıyor. Halkı perişan etmek istiyor. Tamam Birileri de burada hendekler kazmış o halktan birileri. Onlar da direniyor, kendilerini koruyor. Ya buna inanmamızı mı istiyor bu mahkeme? Bu nasıl bir mahkeme ya? Kendi kendini aslında insan hakları, hak ve özgürlükleri hafife alan, onu karalayan, kirleten bir zorlama içine girmiş. Hukuki yorumlamasını böyle yapmış. Bunların aynısı Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de olsaydı. Bu ayım böyle mi görecekti bunu? Batusa, batusuna kararı buna emsal olmazmış. E olmaz o parti başvurusu, bireysel başvuru. Böyle normatif mi bakacağız mesela? Özüne girsene kardeşim. ...Batusuna'yı niye kapattı... E, ...İspanya Yüksek Mahkemesi? Hav dedi bunlar dedi... ...ETA ayrılıkçı terör örgütü... ...bunları hiç kınamıyorlar... ...ha özü bu... ...koştu gittiler AİM'e... ...Batusuna kapatıldı... ...o da dedi ki haklı... ...İspanya Yüksek Mahkemesi... ...terörü hiç şey yapmamışsınız... ...eleştirmemişsiniz... ...dolayısıyla sözleşmeye de hiç aykırılık taşımaz bu... ...kapanma kararı... ...haklıdır demiş... <laughs> Şimdi koyun bakalım teraziye biraz da elinizi vicdanınıza koyarak bakın. Tamam? Hiçbir şey olmuyorsa her defasında söylüyoruz. Gidin o Diyarbakır ve Şırnak annelerinin yüreğine sorun. Onlar her türlü mahkeme kararından çok daha kıymetlidir, kuvvetlidir onların yaşadıkları. İnsan, insan yaşadı, yaşadığını bilir. Bu beyefendilerinden öğrenecek halimiz yok yaşadığımızın ne olduğunu. Hocam bir dakika. Şaban Bey ya şimdi kararın içeriğine girildiğinde de işte bu Yaşar Salihoğlu'nun okuduğu bölüm ve yaptığı yorum devreye giriyor. Yani sonuçta diyor ki siz şunu mu diyorsunuz yani ben bu karara mı uyacağım? Evet. Yani bu sorunun sizce cevabı ne? Ayrıca şunu da söyleyeyim. Yani esas itibariyle yeniden dava değerlendirilir. Bu karara dayalı olarak gözden geçilir hiç kimsenin teröristin bile dur, yargılanır dur. hukuk çerçevesinde sonuçta onu işkenceyle yargısız e, infaz e, yargısız infazla falan ortadan kalacak haliniz mi olur? Yani öyle bir şey kim söyleyebilir? Bugün FETÖ'cülerin uzun süren yargılamalarının büyük sebebi kendilerinin aslında mahkemeleri nasıl oyaladığıdır. Bunların şahidiyiz biliyoruz. Ama kılı kırk yararak hakimler aman adil yargılama yapılmadı. Yarın öbür gün AYM'e de gidebilirler. Onlar da gidebilir. Bakalım o zaman bu ayın nasıl karar verecek? Şimdi böyle yere göğe bu kararı e, sığdıramayanlar sorarım. O iklimi bulduklarında, o fırsatı bulduklarında. Hani işte kontrollü darbe denmişti. Asıl 20 Temmuz'dur bu işin darbesi. Bir milyon da mağduru vardır ikliminden süzülüp gelen. Sonuçta imkan bulduğunda o FETÖ'cüler bugün ağır cezalar kararlarını verdiler. Hala kuyruklarını dik tutmaya çalışıyorlar. Yüzlerine okuluyor, okunuyor hükümleri. Ha yarın öbür gün gittiklerinde bak böyle şeyler konuşuldu bu ülkede. Herkes böyle bu işin bir tiyatro olduğunu falan düşünenler de vardı. Biz siyaseten yargılandık. Hukuken değil. Biz bu işin içinde yoktuk. Ve Aym buna buna bir baksın dediğinde bu Aym acaba yani bu kadar açık hendek terörünü bile halkın direnişi gibi gösteren bir vurguyu şiddetle bağını kurmuyorsa o zaman nasıl kurar acaba diye merak ediyorum bir de. Şaban Bey Şimdi Ahmet Bey, şimdi Yaşar Hoca'nın bu açıklamaları mahkeme kararından sonra tamamen subjektif değerlendirmeler olarak kalıyor. Ya ben maddi durum üzerinden konuşuyorum. Bakın orada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümlerine göre karar veriyor. Ve o sözleşmeye de biz Türkiye olarak 30 yıl önce imza atmışız ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı yetkisini de tanıyarak anayasamıza koymuşuz. Kendi anayasamıza, iç hukukumuza koymuşuz. Dolayısıyla hani bu değerlendirmeler subjektif kalıyor. Kaldı ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki bu yargılama süresince Türkiye'nin orada da bu 10, kararı veren 17 yargıç içinde Türkiye'nin de bir yargıcı var. Bir Türk yargıcı var <laughs> heyet içinde. Öbür taraftan öbür taraftan Türkiye bu davada bizim tezimizi savunması için Alman avukat Stefan Tolman'ı görevlendirmiş yani ona vekalet vermiş bir Alman avukata Türk hükümeti bizim hükümetimiz git demiş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Selahattin Demirtaş'ın başvurusuna karşı Türkiye'yi savun, Türkiye'nin tezlerini savun. Yanına da e, İnsan Hakları Kurulu Başkanı'nı galiba bizim Türkiye'den vermişler bir heyet, bir avukat heyeti oluşturmuşuz ve o heyet Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde, Selahattin Demirtaş'ın tezlerine karşı bizim Türk tezlerini savunmuşlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tezlerini savunmuşlar. Ve sonuçta içinde bu hükümetin, ya yani belki de Sayın Cumhurbaşkanı'nın görevlendirdiği Türk yargıcının da olduğu 17 kişilik kurul bu kararı vermiş. Şimdi bu kararı, efendim hendek terörü şuydu buydu, tamam Türkiye büyük acılar yaşadı, iktidarın da işte maalesef yanlışlarıyla iktidar, PKK ile PKK ile gizli kapaklı bir açılım süreci yürüttü. Hayır Şaban Bey. E, Dolmabahçe'de şeyi, oturup Dolmabahçe'de anayasa değişikliği tartıştılar. Şunu, şu konuda ne düşünüyorsunuz? Tamam yani şu, ko şu, bir yaklaşım var. Ya Bu ahim kararı doğru ya da yanlış uyacaksın. Çünkü işte anayasa imza evet. falan. Tamam bu, bunu kabul ediyorum ama kararla ilgili siz anladığım kadarıyla karara yönelik eleştirilere de katılmıyorsunuz. Ahmet Bey şöyle ka yani kararda katıldığım yön de var katılmadığım yön de var. Tabii ki hani Türkiye'deki terör atmosferini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargıçları bilmeyebilirler. E, bilmek zorunda da değiller. Çünkü onlar hani ellerindeki dediğim gibi yani insan hakları sözleşmesine göre onun hükümlerine göre şey bir dosyaya Türkiye göre oluşturuyorlar, bir karar oluşturuyorlar. Dosya ya dosyaya ve dosyanın da dosyayı neye göre bakıyorlar? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin çeyine göre ya insan hakları bildirgesine göre bakıyorlar. Neyin suç, neyin suç olmadığına. Dolayısıyla e, bizi orada savunan avukat grubu da var. Hatta birisi de Alman, bir Alman avukatı da vekaletname vermiş Türkiye. Para da ödemiş. Git beni savun. Ya bizim Türkiye'nin istediği gibi bir karar çıkart mahkemeden diye e, vekalet vermişiz para vermişiz. Ee, sonra bizim de tanıdığımız işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yaptığı yargılama sonunda böyle bir karar vermiş. Ya bunu şimdi yani neye göre karar verecek? Türkiye hangi yargı kararlarını uygulayacak? Bir mahkemenin verdiği kararı iktidar sahipleri beğenirse mi uygulayacak mahkeme şey o karar? Yani iktidar sahiplerinin beğenmediği Bakın mahkeme kararları uygulanmayacak. Sorun da var. Onu demeye yani, çalışıyorum. Bir netleştirelim bizi izleyenler açısından da kıymetli bu. Şimdi ayım şunu yapıyor. Ee, daha önce 2018'de bir kararda vermiş yine AİM, bireysel başvuru ilişkin. Anayasa Mahkemesi'nde verdiği bir karar var. Başka bir dosyadan, başka bir tutuk haliyle. O konuda e, hak ihlaline dayalı bir karar var ve buna ilişkinde zaten o dosyadan tahliye olmuş. Fakat ardından bir başka tutukluluk işliyor. Şimdi tabii şöyle bir cümle kullandı Şaban Bey, bahane edilerek falan. Böyle cümleler kurmayın. Dosyayı incelediniz mi? Yani ikinci tutukluluğu bahane edilerek falan. Bu da işte yine yani kendi Türk mahkemelerine, hakimlerine, savcılarına güvenmeyeceksin. Kendi ülkeleri, Avrupa ülkeleri söz konusu olduğunda Batu sunayı gözünün yaşına bakmadan kapatan hakimlere çok güveneceksiniz. Müthiş bir şey bu. Neyse ee, o da şu. Ahmet Bey, Batı ee, bir dakika bir dakika, bir dakika, bir dakika, Bata dakika, Bata şirka, dakika bir dakika, kardeşim, hayır, batasona, bir dakika, bir, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir bir dakika, 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 ya. İkincisi, buyurun, hocam, ikinci tutukluluktan dolayı doğan o ikinci süreci hiç dikkate almıyor. Onunla ilgili başvuru da yapmamış Demirtaş avukatları. Hani yap, yapabilirler de. Çünkü süreç, içerideki iç hukuk, Tüketilmemiş. Tüketilmemiş. Anayasa, Türkiye Anayasa Mahkemesi de onunla ilgili zaten inceliyorum bir bakacağım demiş. Kararımı açıklayacağım demiş. Nitekim götürüp AYM'e de bu ikinci tutukluktan dolayı bir başvuru da yok. Ama AYM ne yapmış biliyor musunuz? Sanki başvuru varmış gibi. Öbüründen zaten serbest. Sen neyin tutukluluğuna kararını veriyorsun, serbest bırak diyorsun. Bu, bu ikincisi süreç tamamlanmamış ki. Dolayısıyla bunu da net saptayalım. Dolayısıyla bu bile başlı başına meseleyi peşin hükümle siyasi kabul ederek Demirtaş konusunda bir yeni siyasi pozisyonu Peki.